Maalesef üzülerek söylüyorum, karşımızda her türlü yalanı söyleyen, her türlü iftirayı atan bir başka medya canavarı var. Yani iktidarın papağanı haline getirilmiş, korkunç bir propaganda makinası haline getirilmiş. Nitekim bugün sabah iki tane gazetede benimle ilgili çok açık bir yalan var. Çok açık bir yalan. Ben diyorum ki 13 Eylül günü darbe oldu, 13 Eylül günü gözaltına alındım. Askeri kışlada kaldım, askeri mahkemede yargılandım. Babam yaşında, dedem yaşında insanların işkence gördüğünü gözlerimle gördüm. İşkenceye maruz kaldıklarını gözlerimle gördüm. O günde zannediliyordu ki bunlar kabus gibi çöktüler, gitmeyecekler. Gider kardeşim diyorum. Askeri darbeden bahsediyorum. Bugün Tayyip Erdoğan'a ya gidersin ya götürürler gibi saçma sapan hiç söylemediğim, Tayyip Erdoğan adının da zikredilmediği bir şeyi kes yapıştır bir şey yapıyorlar. Bu kadar açık yalan, bu kadar açık iftira hiçbir dönemde görülmedi. Bu azgın, şantajcı bir propaganda makinesine karşı Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere değişik siyasi partilerin bu meseleye sahip çıkması. Ben Masum Türker'in de açıklama yaptığını gördüm. Çok da takdir edici bir şey. Efendim Mustafa Destici'nin yaptığı açıklamayı gördüm. Çok takdire şayan. Bütün siyasi partiler şöyle bir mesaj veriyor. Ben yanlış anlıyor muyum? Çok eskimeyen dostum, meslektaşım Enis Bey'in de çok iyi bildiği gibi. Ya 60 gün kalmış seçime. 60 gün içerisinde medyaya yapılan her müdahale rejime yapılan müdahaledir. Yalana, iftiraya, çarpıtmaya gerek yok. Siyasi rakipleri, ben iktidara da bunu söylemek istiyorum. Siyasi rakipleriniz siyasi partilerdir. Medyayı susturarak, gerçekleri gizleyerek, bazı şeylerin üzerine örterek ve bu arada da bir sürü yalanlar uydurarak, bugün bana yapılan iki gazetenin yaptığı yalan gibi Tayyip Erdoğan adının geçmediği bir cümleye Tayyip Erdoğan'ı sokarak işte onu kastetti diye. 12 Eylül darbesinden bahsediyorum. Siz ne zaman kendinizi o darbecilerin üniformasını giyip onlarla empati yapar hale geldiniz? Esas siz kendinizi sorgulayın. Benim Tayyip Erdoğan'la bir alakalı bir cümlem değil. Genel bir hüküm söylüyorum. Milletin üzerine çökerseniz, sırtına binerseniz, gitmem derseniz darbeciler böyleydi diyorum. Darbeciler de gitmek zorunda kaldı diyorum.